Herkese günaydın. Almanya'da güzel bir sabahtan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz üzere Türkiye'den sınavlarım için Almanya'ya döndüm. Almanya'dayım. Bugün saat 3'te dersim var. Üniversiteye yeneceğim. Hem de bu fırsatta size üniversitede neler yapıyoruz, sınıflarımız nasıl, yemekhanemiz nasıl, Almanya'da üniversite hayatını, üniversite gününü göstermek istiyorum. Yemekhanelerimiz nasıl, sınıflarımız nasıl, dersliklerimiz nasıl, kütüphane nasıl? Kütüphanenin bir videosunu çekmiştim ama biraz da benim yorumlarımla birlikte çekelim size. Hem güzel bir gezi yaparız birlikte, üniversite gezisi yaparız. Hem de böyle Almanya'da da bir günümü çekmiş olurum diye düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Almanya'ya indiğimden beri hava o kadar güzeldi ki. Çünkü bıraktığımda -5, -7'de falan bırakmıştım. Ama şu an 3-4 derece olması beni çok mutlu ediyor. Hem evde üşümüyorum hem de okula daha rahat gidip geliyorum. Soğukta biraz çekilmez oluyor okul. O yüzden gitmediğim günler olabiliyordu. Şimdi her gün okula iniyorum. Hava çok güzel çünkü. Şimdi bakalım 3'te dersimiz var birlikte. Dersimize gidelim. Bu arada belki aranızda soranlar olur. Ben Almanya'da üniversite okuyorum. Üniversite okumak için Almanya'ya geldim. Burada Köln'e 60 km uzakta Gummersbach kasabasında yaşıyorum. Bir 2-3 senedir buradayım. Üniversite için geldim. Endüstri mühendisliği okuyorum. Şu an ikinci senem civarı bir şey sayılır. Aynı zamanda size bununla ilgili videolar da çekmek istiyorum. Üniversiteye nasıl gelebilirsiniz? Başvuru süreçleriniz nasıl olur? Herkes üniversiteye gidebilir mi Almanya'da? Yurt dışına nasıl çıkabilirsiniz? Bunlarla ilgili biraz bilgilendirici videolar çekeceğim sizin için. En kısa zamanda YouTube kanalımda. Ve şimdiden aşağıda abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz ve beğeni tuşuna basabilirsiniz. Aynı zamanda da bana yorum yaparak destek olabilirsiniz. İnanamıyorum gerçekten. Güzel dediğim her şey bir gün yaşamıyor. Lafına döndük. Karşıya kar yağmış. Hava gayet güzel de nasıl kar yağabiliyor anlamıyorum. Beni şaşırtmaya devam ediyorsun Almanya. Dün akşam ders çalışıp masamı aynı bu şekilde bırakmışım. Şimdi hemen çantamı toplayacağım. Evden çıkma vakti. Buradan okula biraz yakınım. 6-7 dakika falan sürüyor. Okulun civarında oturuyorum. Yolum çok sürmüyor yani. Hazır gibiyiz. Hava çok güzel gözüküyor aslında. Sanki böyle 20 dereceymiş gibi. Evet. Hava bayağı güzel gözüküyor. Resmen kar yağmış. Ama bakarsanız 20 derece gibi duruyor. Şaka gibi. Şimdi arabaya bindim. Okula doğru gidiyorum. Aslında havaya baksanız gördüğünüz üzere 20 derece falan gibi duruyor yani. Soğuk da değil ama dün gece kar yağmış herhalde, erimemiş. O yüzden arabaların üstü full karlıydı. Ve ellerim üşüdü her zamanki gibi. Burada hep üşüyorum üşüyorum diyorum ama gerçekten üşüdüm biraz. Okula doğru gidiyoruz. Bir bakalım yemekhanede neler var. Güzel bir yemek varsa birlikte yemekhanede yemek yiyelim. Ondan sonra dediğim gibi 3'te dersim var. Dersime girelim birlikte. Biraz da size etrafı çekeyim. Şimdi okula doğru gidiyoruz. Evet, burası böyle okulun otoparkı. Bu okulun giriş binası. Şöyle otopark arkaya doğru devam ediyor. Hemen şuradaki binada kütüphane. Buradan şimdi girip bir yemekhaneye bakalım neler var yemeğe. Burada genelde ana dersler yapılıyor ama
Amfinin olduğu kısım yemekhanenin üst katı. Burası ana giriş binası olarak geçiyor. Biraz daha detaylı çekerim. Evet, şöyle hemen şurada yemekhanemiz bulunuyor. Şu sağ tarafta da dersliklerimiz var. Okul binası da şöyle hemen arkamızda kaldı. Şöyle genelde 4 çeşit yemeğimiz oluyor. Vejeteryan et oluyor ve domuz eti oluyor. Çok çeşit çıkıyor genelde yemekhanede. Yemekhanenin hemen yanında kartlarımızı doldurmaya cihazlarımız var. Hemen şurada da dersliklerimiz var, amfiler var. Üst katta ve burada olmak üzere. Şöyle hemen sizi üst kata çıkartayım. Üst katında da buranın eski okulun eski kütüphanesi var. İçeride oturup ders çalışabiliyorsunuz. Böyle büyük bir alan yapmışlar. Kütüphane dolu olduğunda buraya gelebilelim diye. Bu da böyle okulun arka tarafı. Böyle de üst katta ders çalışma alanımız var. Şöyle okulun bazı lavabolarına herkes giremesin diye okul kartımızı şöyle okutuyoruz. Ondan sonra girebiliyoruz. Şimdi şu karşıda gördüğünüz yer hemen yemekhanemiz. Şu yanında da büyük dersler olduğunda amfiler bulunuyor. Burası da böyle okul binası. Burası da girdiğimiz yer, ana giriş. Şimdi dersimiz 3. katta olduğu için 3. kata çıkıyoruz. Şey başta yanımda. Hemen okul binasının ve yemekhanenin karşısında da şöyle hemen karşıda kütüphanemiz duruyor. Şimdi kısaca size orayı da göstereyim. Dersten çıktık, hava karardı. Derslerimiz ortalama 1,5 saat civarı sürüyor. Genelde çoğu ders öyle sürüyor. Ve burada üniversitelerde dersleri çok iyi olan öğrenciler hocalar tarafından seçiliyor. Onlar da haftanın 1-2 günü ortalama olarak bize soru çözme dersleri veriyorlar. Bu öğrencilerin verdiği soru çözme dersleri normal derslerimizin yanında o kadar faydalı oluyor ki hem soruları anlamamızı hem farklı şeyler görmemizi gerçekten çok faydalı bir şey. Haftaya sınav haftası olduğu için kütüphane full. Hiç oturmaya yer yoktu. Zor yer bulduk. Dersimiz olduğu için yine birkaç saat oturup derse çıktık ama yer de çok zor bulunuyor kütüphanede bu hafta. Ben normalde TH Köln'de okuyorum. Teknik üniversitede okuyorum Köln'ün. Normal binam Köln'ün içinde ama mühendislik kampüsünü biraz dışarı yapmışlar. Bir 60-70 kilometre uzağız. Bu sadece ayrı olarak bir mühendislik kampüsü burası. Okulun normal ana binası, genel binası Köln'ün merkezinde kalıyor. Teknik üniversite ve normal üniversitenin arasındaki farkı ne derseniz eğer, ikisi de aynı şey, mezun olunca arasında bir fark olmuyor. Sadece burada mühendislik kısmında daha çok her şeyi proje kapsamlı görüyoruz. Her şeyi laboratuvarda yapıyoruz, her şeyi uygulayarak görüyoruz. Genelde çok sözele yatkın değil derslerimiz. Ve üniversitedeki gibi direkt sınava giriş hakkı kazanamıyoruz. Burada sınava giriş hakkı kazanabilmemiz için 3-4 tane projeden geçmemiz gerekiyor. Onay almamız gerekiyor. Ondan sonra sınavı yazabiliyoruz, sınava girebiliyoruz.
Bunların hepsini ekstra olarak size Almanya'ya üniversite okumaya nasıl gelinir, Almanya'da üniversite nasıl diye bir kısım çekeceğim. Orada hepsini anlatacağım. Ama genelde aynı mezun olunca, ha teknik üniversiteden mezun olmuşsun, ha normal üniversiteden, buradan çok fark etmiyor. Burası da böyle hemen kütüphanenin içerisinde kafe tarzı bir yer, dinlenme alanı gibi bir yer. Burayı ben çok seviyorum. Genelde rahat ve dizaynı falan da çok güzel. Evet, araba resmen donmuş halde. Kapıyı çok zor açtım. Şimdi camın biraz buzunun erimesini bekliyorum ama şu aynalar da erimeden yola çıkamam maalesef. Almanya ve soğuk havası.